Gepetto'nun video jurnali. Kayıt No 473-B119-041. 16 Nisan. Saat 02.12. 3 boyutlu yazıcıdan 204 tane seramik parça çıkarttım. Beyaz olmalarına dikkat ettim. Yani neredeyse görünmeyecek ama yine de beyaz olsun istedim. Dolaşım sistemi için kablolamayı plastik yapacağım. Basınçlı polimerden yapılma sentetik kasları internetten sipariş ettim. Birkaç güne gelecek. Gözler için tritium ve peliksiglas, MSS için grapen, kaplama için paslanmaz çelik tercih ettim. Bir de birkaç geniş kalıp gerçek odun aldım. Ceviz, maun ve yılan ağacı. Çünkü onu tasarlarken eski tip bir kalaşnikoftan esinlendim. Köprücük kemiklerin üstünde, göğsünde, karın kaslarında ve kollarında masifle kontrplak kullanmayı düşünüyorum. Onun bir şaheser olmasını istiyorum. Eski ve yeni teknolojinin güzel bir harmanı. Sabit kamera, geniş ve karmaşık bir atölyeyi resmederken, yaşlı bir adam bir masanın üzerine eğilmiş, elindeki ufak lazer E ile ahşap bir plak azımı paralıyordu. Kafasında büyük bir kablo yumağı vardı ve neon ışıklarla dolu, yuvarlak gözlüklerden bakıyordu. Yüzü için Avustralya çamı kullandım. Metal mengenenin değirmenini çevirdi. Köşesiz, ince odunu kıskaçların arasından kurtarıp iki eline aldı. Yüzeyine üfleyince bir avuç talaş kameraya doğru uçtu. Elinde bir maske tutuyordu. Hissiz bir yüz. Alacalı çam katmanları göz altlarında koyulaşmıştı. Gözleri iki ince kesikti ve dudakları duygusuzdu. Uzun bir burnu vardı. Gepetto'nun video jurnali. Kayıt No 473-B119-115. 22 Haziran. Saat 17.34. Atölye neredeyse tertemizdi. Duvarlar kablolarla kaplıydı ve üstlerine birkaç holografik ekran asılıydı. Ekranlarda analog saat görüntüleri değişip duruyordu. Yaşlı adam geniş atölye masasında metal bölmeli bir tepsiden yemek yiyordu. Masanın yarısı kadrajın dışında kalıyordu. İnternetten bir yazılımcıyla görüştüm. Adı Turkuaz. Bana Google'ın sattığı bebek YZ'ler yerine Kore yapımı deneysel bir YZ satabileceğini söyledi. Artımlı öğrenim becerisi ve katlanır zeka paylaşımı. Hem refakatçiden hem çevresel etmenlerden öğreniyor. Aslında en iyisinin iki tanesini karşı karşıya getirmek olduğunu söyledi. Buna üretici hasmane ağlar deniyormuş. Birbirlerini eğitiyorlarmış ama alırsam bir tane alacağımı söyledim ona. Gerçeğe olabildiğince yakın olmasını istediğimi belirttim. Bana garantisini verdi. Masadan kalkıp atölyenin ışıklarını yakmak için arkasındaki konsolda bir düğmeye bastı. LED ışıklar kabloların arasından ve tavandan sessiz parıltılarla yandı. Geniş masanın üzerine insan figürü şeklinde bir gölge düştü. Robotun köşesiz, yuvarlak başının ve ince uzun burnunun gölgesi adamın sandalyesine kadar uzanmıştı. Devindüğüm sensörleri her hafta bir kapakçık açılacak şekilde düzenleniyor. Yani YZ etrafını ve uzaydaki yerini gün geçtikçe fark ediyor. Kaslara göndereceği enerjinin miktarını gün geçtikçe öğreniyor. Tıpkı gerçek bir bebek gibi. Süreci bir miktar hızlandırabilirim. Yaşlı adam tekrar masaya oturup yemeğini yemeye devam etti. Anakartına Nvidia marka görsel jeneratörler bağladım. Jeneratörler gün içerisinde kaydettiği bütün görüntüleri kesecek, değiştirecek ve farklı filtreler ekleyip şarj olurken ona tekrar gösterecek. Masanın altından aldığı cam şişeden önündeki bardağa fosforlu bir içecek doldurdu. Rüya görecek yani. Gepetto'nun video jurnali. Kayıt No 473-B119-139. 10 Temmuz.
Saat 03:37. Yaşlı adam konsolun başında holografik klavyelere hızlıca parmaklarını vurup duruyordu. Holo ekranlar siyah arka plan üzerine gri yazılarla doluydu ve yazılar yer çekiminin tersine akan bir şelale gibi yukarı doğru kayıyordu. Büyük, periksiklas bir ekranda çizgili bir zeminde bir simülasyon oynuyordu. Sonra adam durup ekranlara baktı. Çenesini kaşıdı, arkasını döndü. İnşa ettiği robot arkası kameraya dönük şekilde masada oturuyordu. Vücudunun her yanından neon ışıklı kablolarla bağlanmıştı. Konsol bir süre hesaplama yaptı. Yeşil barlar doldu. Ekranların ışıktan yapılma yüzeylerinde bir şeyler yüklendi. Robot hafifçe titreyip kendine geldi. Yaşlı adam konsolun başından kalkıp robotun karşısına oturdu. Elini robota doğru uzatınca aletin sırtına gömülü kavisli bıçaklar döndü. Fanları vızırdayarak çalıştı. Pistonlar inledi, ince ve parlak kasları gerildi. Eli sallanarak ileri uzandı. Yaşlı adamın titrek elini takip edip yakalamaya çalıştı. Şimdiden koordinasyonu güzel görünüyor. Tutmak için koldan davranıyor. Ama gücü ivmeli değil, katman katman veriyor. Robotun ince parmakları açılıp kapandı. Adamın elini yavaşça kavradı. Adam şaşkınlıkla gülümsedi. Neredeyse bütün sistemleri sağlam görünüyor. Görüş iyi, soğutma iyi, kaslara giden güç esneyip gerildikçe artacak. Sonra robotun ses modülü statik bir cızırtı ile konuştu. Hareket edebiliyorum. Uzun burunlu robot ellerini sistematik hareketlerle adamın ellerinden ayırıp kendi ağzına götürdü. Konuşabiliyorum. Evet, dedi adam. Evet, konuşuyorsun. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun oğlum? Robotun kafası önce aşağı, sonra yukarı doğru hareket etti. Beni duyuyorsun değil mi? Robotun kafası yana doğru eğildi. Seni duyuyorum. Sonra sırtındaki bir kablo kısır bir çınlama ile düştü. Ekranlarda kırmızı hata işaretçileri yanıp söndü. Yaşlı adam sandalyesinden fırlayıp yerdeki fosforlu sıvıyı sızdıran kabloyu yakaladı. Robotun sırtına takıp tekrar bağladı. Civataları parmaklarıyla sıktı. Statik ses parazitlenerek arttı. Robot tekrar konuştu. Seni duyuyorum. Baba. Gepetto'nun video jurnali. Kayıt No. 473 B119-161 28 Temmuz 14.05. YZ ile gelen yazılım geliştirme kitini Korece'den çevirdim. Ama onda da bulamadım. Bu kadar geç kalmaması gerekiyordu. Kaslara giden gücü arttırmak da sonuç vermedi. Çünkü güç bir yerde kesintiye uğruyor. Ama ne kadar ararsam arayayım bulamadım. Hatanın donanımda değil, yazılımda olabileceğini düşünüyorum. Turkuaz'la iletişime geçmek istedim ama henüz bir cevap alamadım. Uzun burunlu robot plastik bir standta kollarının altından asılmış halde bekliyordu. Omuzlarından ve sırtından ince, esnek iplerle standın hidrolik liftine bağlanmıştı. Yaşlı adam konsolun başında bir tuşa basınca plastik stand mekanik bir yükleme ile usulca aşağı doğru indi. Robot esnek iplerin desteğiyle dizleri kırık bir şekilde havada kaldı. Yaşlı adam konsola hızla bir şeyler yazdı. Manuel olarak yönlendirmeyi deneyeceğim. Robot canlanırken titrek ayakları üstünde dengede durmaya çabaladı. Yaşlı adam antika bir oyun konsolu kumandasıyla robotu yönetmeye çalıştı.
robotun önce sağ ayağı kalkıp ileri doğru atıldı. Sonra sol ayağı zeminde kaydı. Sırtındaki ipler esnedi ve robot dizlerin üzerine düşecekken son anda süzülerek havada kaldı. Esnek ipler gerilerek robotu havada sallandırdı. Yaşlı adam derin bir iç çekti, kumandayı konsola koydu. ''Neden yürümüyorsun?'' Robotun kırmızı gözleri titreşti. ''Neden yürümüyorsun?'' diye tekrarladı yaşlı adam. ''Yürüyemiyorum.'' ''Ama yürümemen için hiçbir neden yok.'' Robot, dijital yüklenme sesleriyle parmaklarını oynattı. Tek parça odundan yapılma yüzü hala hissiz ve katıydı. Geppetto'nun video jurnali, kayıt No. 473-B119-194, 24 Ağustos, saat 20.40. Atölye masasının üstü kalabalıktı ve çöplerle doluydu. Metal kıymıklar, yanmış plastik parçalar, ince ve uzun alüminyum çubuklar. Yaşlı adam neon gözlüklerin üstünden elinde tuttuğu ufak şeye bakıyordu. Masadan aldığı şırınga iğnesi gibi ince bir tornavideyi elindeki şeye bastırdı. Katlanan tornavida çeliği dönerek bir vida sıkıladı. İnce çığlıklarla yaşlı adamın elindeki alet öttü. Masanın karşısında oturan uzun burunlu robot, metal parmaklarını yaşlı adama doğru uzattı. "İşte!" dedi yaşlı adam. "Oldu, bitti, tamam, halloldu." Elindeki ufak alet sıçrayıp masaya düştü. Uzun burunlu robot titrek ve güçsüz elleriyle oyuncağını kavradı. Metal bir çekirge. "Beğendin mi? Hediyeni beğendin mi?" Uzun burunlu robot metal çekirgeyi okşadı. Çekirgenin uzun ve ince antenleri yeşil elektrik arkları ile titreşti. "Ona ne isim vereceksin?" "İsim mi?" Robot yavaşça başını kaldırdı. "Evet, isim. Evcil hayvanların isimleri olur. Aslında benim de vardı. Bir Japon balığım. Onu cam fanusta yaşatmaya vicdanım el vermedi." Uzun burunlu robotun gözlerindeki ışıklar titreşti. Çekirgeye baktı. "Vicdan ne?" Yaşlı adam güldü. "Vicdan, insanların artık dinlemediği içlerindeki küçük sestir. Doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağlar." Uzun burunlu robot hissiz suratıyla yaşlı adama baktı. Yaşlı adam parmaklarını şıklattı. "Bence buldun ismini. Ona vicdan diyebilirsin." Robot çekirge onun elinden yukarı doğru tırmanırken "Vicdan," dedi. "İçecek bir şeyler getireyim." Yaşlı adam kadrajdan çıktı. Gıcırtılı bir kapı açıldı. "Vicdan." Geppetto'nun video jurnali. Kayıt No. 473-B119-210. 12 Eylül. Saat 02.33. Yaşlı adam kameranın kadrajını gri bir bezle sildi. Arkasını dönüp atölye masasının başına geçti. Ellerini masaya dayadı. İki elinin arasında metal çekirge yatıyordu. Yeşil anakartı, bakır kabloları ve alüminyum kaplaması bir çekiçle ezilmiş gibi un ufak olmuştu. Yaşlı adam gözlerini çekirgeden masanın karşısına doğru çevirdi. Uzun burunlu robot koyu renk bir örtünün altında karşı sandalyede oturuyordu. Ayakları kenarlardan sarkmıştı. Uzun burnu örtüyü çekiştirip masaya köşeli bir gölge düşürmüştü. "Sorun ne bilmiyorum," dedi yaşlı adam. "Sorunları çözemiyorum. Önce yürümekle ilgili sıkıntıları, daha sonra rüyalarında gördükleri, şimdi de çekirgeye yaptıkları." Gözlerini ovuşturdu.
Rüyalarında garip şeyler görüyor. Bir tilki ve bir kediden bahsediyor. Bir balinanın karnımda olduğunu söylüyor. Bana yalan söylüyor. Bunu anlamıyorum. Yaptığı eylemler onun kodlarına sirayet ediyor. Alışkanlıkların genlere etki etmesi gibi. Çekirgeyi öldürmediğini söyledi. Yanlışlıkla oldu dedi. Başka bir sinyal mi karışıyor diye her yeri kontrol ettim. Ama atölyem bir Faraday kafesi gibi. Her yanı kapalı. İnternet bağlantısına erişmesi imkansız. Yazılımında sorunlar var. Onun benliğinde sorunlar var. Turkuaz'la iletişime geçemiyorum. Onu kapatmam lazım. Kaynak kodlarını sıfırlamam lazım. Baştan kurmam lazım. Ama her şey gidecek. Ne yaparsam yapayım yalan söylemeye devam ediyor. Ama kafasında örtü gerili robota baktı. Ama bunu yaparsam o ölecek. Robotun üzerinde gördü kayarak yere düştü. Yaşlı adam gözlerindeki yaşları sildi. Robotun yanına yürüyüp örtüyü tekrar üzerine örttü. Gepetto'nun video jurnali. Kayıt No. 473-B119-214. 19 Eylül. Saat 10.49. Yaşlı adam sallanarak kadraja girerken elindeki metal bardağın fosforlu ışıkları parladı. Adam bardaktaki içecekten bir yudum aldı ve bardağı atölye masasına koydu. Arkasını dönüp konsolun başına oturdu. Bilgisayar sandalyesi gıcırdayarak esnedi. Yaşlı adam konsolun başında hızlıca holografik klavyenin ışıklarına dokunmaya başladı. Başındaki kabloyu makel kafasını kapatıyordu. Gözlüklerinin neon yansımaları plexiglas ekranın kavisinden sekip kameraya ulaşıyordu. Sonra adam durup arkasına yaslandı. Sandalyesini döndürdü. Uzun burunlu robot hala atölye masasının başında oturuyordu. Ve üstündeki örtü duvarda yayılmış bir mantar gibi gri bir toz yığını ile kaplanmıştı. Yaşlı adam uzanıp bardağını aldı. İçkisini yudumladı ve tekrar arkasını döndü. Klavyede bir tuşa bastı. Bunu yapmak zorundayım. Ekranların hepsinde kırmızı ışıklar yandı. Sil. Evet. Hayır. Ve sadece 20 dakika sonra işlem tamamlanmış ve yaşlı adam konsolun başına sızmıştı. LED ışıklarının altında denizin dalgaları gibi bir toz kütlesi yürüdü. Örtü usulca üzerinden düşerken uzun burunlu robot metal ayaklarını yere bastı. Süzülür gibi konsolun başına yürüdü. Kırmızı gözleri uyuyan yaşlı adama kilitlendi. Omurgasını aldığı tek bir darbe yaşlı adamın kanını atölyenin zeminine akıtmaya yetti. Uzun burunlu robot dönüp kameraya yaklaştı. Gözünden çıkan ışıklar lazer gibi kamera lensine doldu. Yüzü hissiz ve tek parça odundan yapılma bir şaheserdi. Elini yukarı kaldırıp indirdi. Monokrom görüntü beyaz gürültüyle düştü.